Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Eylül 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Eylül sizin için yeni ufuklara yolculuklar yaptığınız, manevi yönünüzün güçlendiği ama vizyonunuzun da çok genişlediği önemli bir ay. Bu ay konu başlıklarını şöyle bir bakalım. Başak Burcu'nda güçlü bir yeni ay doğacak 7 Eylül'de. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda, daha sonra Terazi Burcu'nda olacak. Güneş 22'sine kadar Başak Burcu'nda ve ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak. Ay sonunda da zaten gerilemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Özellikle Güneş ve Mars Başak Burcu'nda 9. evinizde ilerlerken, bunlar ayın ilk yarısı içerisinde sizi daha vizyoner, daha hedef odaklı yapıyor. Planlarınız var, projeleriniz var. Akademik konular, kişisel gelişim, eğitimle ilgili projeler, uluslararası konular, yolculuklar, seyahatler, tüm buralarda enerjiler çok yoğun. 1 ile 5 Eylül arasında Mars-Neptün karşıtlığı biraz zorlayıcı bir açıdır. Özellikle 2 Eylül, 3 Eylül işte bu projelerinizde, planlarınızda gecikmeler ve bazı karışıklıklar yaratabilir. İlişkilerde ve yakın ilişkilerinizde özellikle hani kardeşler, komşular, hani onlarla ilişkilere dikkat edin. Seyahat planlarınızda biraz daha dikkat edin. Bazı riskler de oluşabilir çünkü özellikle deniz yolculuklarında ya da işte uzun yolculuklarda bazı riskler oluşturabilir. 7 Eylül'den sonra bu enerjiler rahatlıyor. Biraz daha güçlenmeye başlıyor. 7 Eylül'de 14 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri de tabii ki hayatımıza taşıyor. 14 derece Başak Burcu yeni ayı 9. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz, Yükselen Burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güzel olumlu etkiler alabilirsiniz. Uranüs'ün de çok güzel bir üçgen açısı var. Ayrıca Venüs-Jüpiter üçgeni de yeni ayda etkinleşiyor. Bu yeni ay size güzel bir seyahat getirebilir, bir tatil getirebilir. Uzaklara da seyahatler olabilir. Yani eğer yurt dışı konularında planlarınız varsa, uluslararası alanda, bu yeni ay, evet, yurt dışında okumak, yurt dışına seyahat etmek, tatile gitmek, belki yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile uluslararası alanda bir iş, bir ticari bağlantı, yani belki sosyal medya, internet üzerinde de olabilir, e-ticaret de olabilir, biraz iletişimle ilgili konularda aktif çünkü. Buralarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu planlarınızı rahatlıkla hayata sokabilirsiniz. Hareketli, verimli bir yeni ay. Öğrenciyseniz akademik konular ve eğitim konularda da sizi çok destekliyor aslında bu yeni ay. Evet, Venüs-Jüpiter üçgeni de çok keyifli. Yani özellikle kazançlar, para konuları, kariyer konularında da bu yeni ayın karşınıza çıkaracağı bağlantılar şanslarınızı arttırabilir. Yeni ay 7 Eylül ile 21 Eylül arasındaki dönemde aktif olacak, gündemimizde olacak. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda zaten enerjimizi bu faaliyetlere yönlendirdiğimizi gösteriyor. 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. Artık biraz daha görevlere, sorumluluklara odaklanıyoruz. Biraz daha kariyer konularında daha fazla enerji harcamaya başlıyoruz. 15'inden sonra özellikle. Evet, ve Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda, yine işi düşünüyoruz, kariyerimizi düşünüyoruz, iş bağlantıları, konuşmalar var, görüşmeler var ama tabii iş gezileri de olabilir, iş eğitimleri de olabilir, mesleki eğitimler, mesleki geziler, hani bunlar söz konusu olabilir. 27'sine kadar Merkür ilerleyecek ama 27'sinde gerileyecek. Yani o yüzden özellikle bu konulardaki başlangıçları, planlamaları, detayları 27'sine kadar yapmakta fayda var. 27'sinden sonra 19 Ekim'e kadar Merkür gerileceği için gecikmeler olabilir, karışıklıklar olabilir, rötarlar olabilir. Bunları zaten biliyoruz. İletişim sorunları olabilir. Özellikle kariyer konularında olabilir. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Belki üstlerle ilişkilerimiz, otorite figürleriyle ilişkilerimiz falan biraz daha zorlayıcı olabilir. Evet, 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. 28 derece Balık Dolunay'ı 3. evinizde. Dolunay sezgilerinizi arttıran bir Dolunay, yaratıcılığınızı arttıran bir Dolunay. Hayata biraz daha ruhsal, biraz daha anlayışlı, daha fedakar. Ama daha sezgisel bakabilirsiniz bu Dolunay döneminde.
Evet, bazı hayallerinize de kavuşabilirsiniz ama bazı hayal kırıklıkları da olabilir. Yani gerçekçi olmakta fayda var aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa ya da kişisel haritalarınızda değişken burçlarda 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın etkileri artacaktır. Bu yeni ayla beraber bir seyahate de çıkabilirsiniz. Bir yolculuk, bir tatil, belki bir deniz gezisi seyahati olabilir. Belki bir böyle spiritüel bir yolculukta olabilir. Ya da bir eğitime başlayacaksınız. Bunlar kişisel gelişim gibi daha böyle ruhsal konularda da olabilir bu eğitimler. Bu konularda bol bol okuyabilirsiniz, kitaplar alabilirsiniz. Yine yakın çevre ilişkileri, kardeşleriniz, komşularınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız, onlarla ilgili konuları da gündeme getiriyor bu dolunay aslında. Belki yakın çevrenizle ilgili daha fazla gündemleriniz olacak, bir arada olacağınız veya onlarla ilgili bazı beklentiler var. Onlar sonuç verecek örneğin. Yani kardeşiniz belki bir okulu kazanacak, işte kardeşiniz evlenecek gibi ya da bir komşu ilişkinizde komşunuz taşınacak ya da yeni bir komşu olacak hayatınızda. Yani bu tarz konular var, gündemler var. Buralarda dönüşümler olabilir. Bu etkiler ayın son haftası, son 10 günü ve 6 Ekim'e kadar da bu dolunay tesirleri devam edebilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.